Merhaba çocuklar. Türkçe dersine hoş geldiniz. Ben Canan öğretmeniniz. Bu derste size alfabeyi anlatacağım. Önce beraber alfabe şarkısını okuyalım mı? Tamam, hadi okuyalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, U, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, H, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. İşte Türkçe A, B, C. Ta 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 ta. Alfabe, diğer adıyla ABC. Çocuklar, alfabemizde toplamda 29 tane harf var. 29 tane harfimiz var çocuklar. Siz şimdiye kadar 29 tane harfi tek tek öğrendiniz değil mi? Evet, şimdi burada bu sevimli tırtılın içerisine beraber alfabemizi yazalım mı? Yazalım, yazalım. Evet, hadi yazalım. İsterseniz burada ekranı durdurun, yakınlaştırın ve bunu siz de Türkçe defterinize yazın. Türkçe düz çizgili defterinize ama. Tamam mı? Artık kılavuz çizgili defterle işimiz kalmadı. Kılavuz çizgili defteri artık saklayabiliriz. Anılarımızın içine koyalım onu. Olur mu? Evet, ilk ne dedik? Aa dedik. Yazalım o zaman. A, B, C, Ç, D, E, F, A, B, C, Ç, D, E, F, G, buraya yazıyorum, G, yumuşak G, H, İ. Evet, hadi tekrar baştan sayalım mı? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, J, K, L, M, N. Tekrar baştan alalım mı? Hadi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, evet, T, U, harfi buraya yazdım çocuklar. Şimdi bu harflerin bir de sırasını belirleyelim mi? Hadi belirleyelim. Bakalım A kaçıncı sıradaymış? A birinci sıradaymış. Hadi yazalım üzerine. A birinci sırada. B ikinci sırada yazıyorum. C üçüncü sırada yazıyorum. Ç dördüncü sırada. Evet, eğer geride kalırsan üzülme, tamam mı? Hemen videoyu durdur, bana yetiş, sonra tekrar videoyu oynatırsın, tamam mı? Ne yaptım? Dördüncü. Ne yaptım? D. Beşinci. E. Altıncı sırada. F. Yedinci sırada. G. Sekizinci sırada. Yumuşak G. Dokuzuncu sırada. He 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 he. Onuncu sırada. I. 11. sırada İ, 12. sırada J, 13. sırada K, 14. sırada ve L, neredeymiş? 15. sırada M, 16. sırada devam N, 17. sırada devam. O. Evet. 18. sırada Ö.
19. sırada. Devam devam. Durma durma, devam edelim. P'ye geldim. P 20. sıradaymışsın. R 21. sıradasın. S 22. sıradasın. Ş 23. sıradasın. T 24. sıradasın. U 25. sıradasın. Ü 26. sıradasın. Ve 27. sırada. Y 28. sırada. Canan öğretmen de 28 yaşında. Ve de 28. sırada. Oradan aklınıza kalsın. Ve Z 29. sırada. İşte tam 29 tane harf. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak K, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. İşte Türkçe A, B, C. Evet minikolarım, henüz yazmayan varsa şöyle çekiliyorum. Ekranın kopya edin defterinize. Aynısını yazın. Tamam mı? Şimdi ben tahtayı temizleyeyim. Sonra devam edelim. Olur mu? Evet çocuklar, alfabeyi beraber yazdık, öğrendik. Alfabede kaç tane ses vardı? 29 tane ses vardı. Doğru söylüyorsun. Aferin. Şimdi bir daha tekrar edelim. Lütfen alfabenin sıralamasını ezberlemenizi istiyorum. Bu çok önemli çocuklar. Çünkü neden? Türkçe sözlükte bir kelimeyi aradığımız zaman alfabetik sıraya göre bakıp arıyoruz. O yüzden alfabenin sıralamasını ezberlemen çok önemli. Nasıl ezberle biliyor musun? Şarkı gibi söyleye söyleye, tamam mı? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. İşte Türkçe A, B, C. Bu şekilde şarkı söyleye söyleye muhakkak ezberle. Ya da nasıl ezberleyebilirsin biliyor musun? Yazarak. Tekrar tekrar yazarsan daha iyi aklında kalır. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi ben buraya tekrar alfabeyi güzelce yazdım. İstersen durdur ekranı, sen de yaz. Beklerim ben. Yani sen videoyu durdurduğun zaman ben zaten beklemiş oluyorum. Şimdi çocuklar sizden şunu istiyorum. Ezberledikten sonra bu videoyu devam ettirin ve harfler arasındaki sıralamaya bir bakalım. Burada K sesi var, buraya soru işareti koymuş, burada M sesi var. Şimdi ben buradaki soru işaretini nasıl bulacağım? Alfabeyi en baştan sayarak çocuklar. En güzel taktik bu. Ya da üşenmeyin, defterinizde her zaman benim böyle yazdığım gibi yukarıya alfabeyi yazın. Eğer yukarıya alfabeyi yazarsan böyle unuttuğun zaman dönüp bakabilirsin. Tamam mı? Ya da ezberlemiş olalım diyelim ki. Hadi başlayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, K, K'yi duydum. K, L, M. Kim geliyormuş K'den sonra? K, L, M. L geliyormuş değil mi? O zaman ben hemen buradakini siliyorum. Bunun yerine ne geliyor diyorum? L sesi. K, L, M. Bu sırada gidiyorlar değil mi? Evet. Şimdi ben size yenisini yazayım mı? Yenisini yazıyorum. Sen de Türkçe defterine yaz. Tamam mı? Güzel yaz ama. Özenli özenli yaz. Kontrol edeceğim. Tamam mı? Bakma bana öyle. Tabii ki kontrol edeceğim. Şimdi buraya Y harfini yazdım. Buraya Z harfini yazdım. Buraya da bir soru işareti bıraktım. Acaba burada kim var? Kim var burada? Canan öğretmen 28 yaşında. O harf de 28. sıradaki harfti. Baştan başlayıp da sayabiliriz. Şurayı da kapatayım da görmeyin.
A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Buradaki kimmiş? Duydun mu? V harfiymiş. O zaman yazalım madem. Madem V'ymiş. Soru işaretimi siliyorum. V, V, Y, Z. Hadi şimdi sen yaz. Eğer yetişemiyorsan bana durdur videoyu yaz. Tamam mı? Şimdi yeni bir harf yazacağım. Yeni harfler yazacağım. Acaba ne yazacağım? Arkamı döneyim de size sürpriz olsun. Acaba hangisini yazayım? Acaba hangisini yazayım? Benim öğrencilerim hangisini yazabilecek bakalım? Evet, dönüyorum. Hazır mısınız? Evet. Bakalım bakalım buradaki kim? Buradaki kim? H var. I var. I'dan sonra hangi harf geliyor? Yine baştan sayalım mı? Tamam. Hadi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, H, I, İ. İneğin İ'si değil mi? Ay, aferin size ya. Aferin benim çocuklarıma. Güzel doğru cevap veriyorsunuz. H, I, İ. Yenisini yazayım mı? Yenisini yazayım mı? Öğretmenim ne olur yazalım dersen yazacağım. Hadi öğretmenim yazalım. Tamam tamam seni kırmak istemiyorum yazacağım. Evet dönüyorum arkamı. Yine birini yazacağım. Kimi yazsam, kimi yazsam, kimi yazsam, kimi yazsam. Durum. Bu defa ortaya soru işareti bırakıyorum. Ve buradayım. Buradaki kim? Buradaki kim? Buradaki kim? Buradaki kim? Kim bu? Kim bu? Kim? Artık siz söyleyin. Ben baştan saymayacağım. Sen say. Ya da defterinde bakabilirsin. Bakabilirsin. Buradan da bakabilirsin. Evet. T-U-Ü. Kaçıncı harfi saklamışız? 25. harfi saklamışım değil mi? Evet çocuklar. Bu şekilde işte. Harfler bu şekilde sıralanıyor. Alfabeyi adımız ve soyadımız gibi aklımıza kazıyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Aferin size. Diyelim ki 15. harf, 7. harf, 6. harf. Şuradan güzel de bir çemberler yapayım. Düzgün düzgün. Heh. Evet bana 15. harfi soruyor. 15. harf hangi harftir? 15. harf. Eğer aklına gelmiyorsa, hala ezberlememişsen alfabede bu şekilde ABC'yi yazıp bul bakalım. 15. kimmiş? L'ymiş. L'yi yazalım. 7. kimmiş? 7. kimmiş? F. F. F harfini çok seviyorum çocuklar. Eşimin adının ilk harfi F. Peki bakalım 6. kimmiş? 6. kimmiş? E'ymiş. Evet. Bunu da defterine yazabilirsin. Senin annen benim elim olsun. Ve sana bir yıldız koysun defterine. Tamam mı? Bir tane daha çember benim. Bu defa kırmızı kırmızı çemberler olsun. Rım. Dırım. Bu defa burada birinci harfi istiyorum. Kendi yaşımı yazayım. Kendi yaşımın harfi olsun. Tamam. 10. olsun. Bakalım. Birinci harf hangi harftir? Birinci harf ABC'deki. İlk harf. A. Evet. A. A harfidir. Doğru. O zaman buraya A'yı yazalım. 28. harf. Canan öğretmen kaç yaşında? Şu anda kaç yaşında? 28 yaşında. O zaman 28. harf kimdi? Dırım 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 dırım. Y harfi. Y harfiymiş. Evet. Devam ediyoruz. 10. harf hangi harfmiş? H harfi. H harfini de yazdım. Bu şekilde çocuklar. Tamam mı? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I.
J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, 28. harf. Y. Canan öğretmen kaç yaşında? 28 yaşında. Bu şekilde kodlayabilirsin. Sen kaç yaşındasın? 6 yaşındasın değil mi? Bakalım 6. harf hangi harfmiş? E harfiymiş. Bu şekilde kodlayabilirsin. Tamam mı? Annen kaç yaşında? Baban kaç yaşında? Gerçi büyük ihtimalle annen veya baban bu yaşlardan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Şu an bilmiyorum. Annene babana sor yaşını. Tamam? O zaman devam edeyim. Dur. Güzel bir çember daha. Güzel bir çember daha. Güzel bir çember daha. Bu kaçıncı harf olsun? Dırım dırım dırım. Buna ben diyorum ki 5. Dırım dırım dırım. Burada 13. olsun. Bu da 29. olsun. Evet. 5. harf hangisi? A, B, C, Ç, D. D. 5.'miş. Dondurmanın D'si. Geldim buraya. 13. hangisi? 13. harf hangisi? Bakıyoruz, bakıyoruz. J harfiymiş. J harfi 13. harfmiş. 29. harf. Yani en sondaki harf. Z. Alfabenin ilk harfi A. Son harfi Z harfidir. 29. su da Z harfidir. Evet çocuklar, alfabe. Bu ders bu kadar. Bir sonraki ders devam edelim. Dersine güzel güzel çalış. Alfabeyi kendi adın ve soyadın gibi ezberle. Tamam mı? Sayın seyirciler, bugün size Bursa'dan sesleniyorum. Öncelikle ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün Bursa'da gökyüzünde değişik bulutlara rastlanıldı. Bu bulutlar ünlüler bulutu ve ünsüzler bulutu. Evet, doğru duydunuz. Ünlüler bulutu, ünsüzler bulutu. Bugün bu bulutlara mikrofon uzatmaya geldim. Ben Canan Kardeş. Bugün dersinize muhabiriniz olarak geldim. Size önemli bilgiler aktaracağım. Hem de bulutların içerisinde. Ünlüler bulutu, ünsüzler bulutu. Çocuklar, alfabemizde toplamda kaç tane ses vardı? 29 tane ses var. Bu 29 tane sesin 8 tanesi ünlü. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Benimle tekrar et, tamam mı? Benimle tekrar et. Hadi. Bak, ağzından tek seferde çıkıyor ünlüler. Fark ettin mi? Çok kolay çıkıyorlar. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Okuma yazma öğrenirken de en kolay bu sesleri öğrenmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Çünkü kolay çıkıyorlar ünlü oldukları için. Onlar ünlüler. Biraz daha uslu bir sınıflar. Ben bu sınıfı biraz daha çok beğeniyorum. Çünkü sınıf kurallarına daha çok uyuyorlar. Bu sınıfa bir gülücük koyalım. Ünlüler sınıfı olsun bu. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Gelelim bir de ünsüzlere, ünsüzlere. Ünsüzler de çocuklar tam 21 taneler. 21 artı 8 eşittir 29. Bunu toplama işlemini de öğreteceğim sana. Tamam mı? Hatırlat bana. Bana hatırlat, öğreteceğim sana. Şimdi 21 tane ünsüz harf var. Bu harflerin neymiş? B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. 21 tane gördüğünüz gibi çocuklar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu tahtayı güzel bir şekilde, aynı bu şekilde Türkçe defterinize geçirin. Fark ettiniz mi?
bu sınıf biraz daha kalabalık bir sınıf ve pek de kurallara uymayan bir sınıf. Bu şekilde aklımızda kalsın. Bu da daha uslu, daha sakin bir sınıf. Hatta biz bu sınıftaki sesleri daha rahat çıkarıyoruz. Tek seferde çıkarıyoruz. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Tamam mı? Anlaşıldı mı? İyi bakalım. Bu kadardı. Bitti. Ümlüleri ve ümsüzleri hafızana kaydetmeyi unutma. Tamam mı? Hızlı bir tekrar yapıyorum alfabemizde. Toplamda 29 tane harf vardır. 8 tane harf ünlü, 21 tane harf de ünsüz harftir. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi tam 29 tane sesi yazdım. 29 sesi yazdım. Bunların içerisinden ünlüleri toplayıp çıkarırsak geriye kim kalır? Ünsüzler kalır. Evet, ünsüzler kalır. O zaman biz ünlülerin yanına gidip onlara bir yıldız verelim mi? Ünlüler yıldızlarımız olsun bizim, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi benim ünlüm. Yıldızımı verdim. B, C, Ç, D, E. Benim ünlüm. Yıldızımı verdim. F, G, yumuşak G. H, I. I'ya yıldızımı verdim. I, yıldızımı verdim. Kaç tane yıldız olacak? Kaç tane ünlümüz vardı? 8 tane. Doğru söylüyorsun. İ, J, K, L, M, N, O. Ö. O'ya da yıldızını verelim. Ö'ye de verelim. P, R, S, Ş, T. T, U, Ü. Yıldızını verelim. V, Y, Z. Bakalım doğru mu yıldızlarımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane ünlü, 21 tane de ünsüz harfimiz var. Evet çocuklar, şimdi birazcık da etkinlik yapalım. Şimdi buradaki varlıkların ismine bakalım. Bu varlıklarda isimlerinde kaç tane ünlü harf var, kaç tane ünsüz harf var, bunu beraber belirleyelim. Önce bunu yazalım. Bu ne çocuklar? Bir lale. Lale. Yazın bakalım. Bekliyorum. Sesli tekrar edersen daha rahat yazarsın. La le. Lale. Sen yazdıysan ben de yazıyorum. La le. Lale. Sonra bunun ismini yazalım. Bu ne çocuklar? Bu bir kalp. Kalp. Bir Pars isminde bir öğrencim vardı çocuklar. O bana hediye etmişti bunu. Buradan da onu çok öpüyorum. Kalp. Kalp. Yazdın mı? Şimdi de ben yazıyorum. Kalp. P sesinin burada kuyruğu çizgiden aşağıya sarkıyor. Maymunun kuyruğu gibi, tamam mı? Evet. Maymun. 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 Yaz bakalım. Maymun. Artık daha rahat dikte yapabiliyorsun, değil mi? Ne kadar eğlenceli yazı yazmak aslında, değil mi çocuklar? Maymun. Yazalım. May. Efendim Nina? Efendim? Çocuklar, burada benim siyah bir kedim var, miyavlayıp duruyor. Nedenini bilmiyorum. Galiba benimle oyun oynamak istiyor. Nina, şu anda oyun oynayamam. Ders anlatıyorum. May. Moon. Maymun. Evet, bu da çocuklar. Kalem. Bu süslü kalemi de bana bir öğrencim almıştı. Onun adı da Tanem. Tanem'i de burada çok öpüyorum. Öğrencilerim hep böyle bana küçük küçük hediyeler alıyorlar. Çok mutlu ediyorlar beni. Kalem. 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 Yazdın mı? Ben de yazayım. Ka.
Özenli özenli yazıyorum. Her zaman özenli ve titiz yazıyorum. Kalem. Şimdi çocuklar, bu kelimelerdeki ünlü ve ünsüzleri beraber ayıracağız. Tamam mı? Ben size bir yol göstereceğim. Çocuklar, kelimede gördüğümüz ünlünün üzerine çiziyoruz. Tamam mı? Geldim buraya. Lale. Hangileri ünlü? A ünlü, E ünlü. Kaç tane ünlü var? 2 tane. Buraya yazalım. 2 ünlü. Evet. Peki kaç tane ünsüz harf var? Geriye kalanlar da zaten ünsüz. 2 tane de aynı harften oluşan ünsüzü var. Evet. Sen de yazabilirsin. Tamam mı? Kalp. Önce ne yapıyoruz? Bakıyorum. Kaç tane ünlüsü var? 1 tane. Hemen üstünü çizdim. O zaman kutucuğa yazalım. 1 ünlü. Geriye kalanlarda nedir? Ünsüzlerdir. Evet. Ünsüzlerdir. 1 2 3. 3 tane de ünsüz. Evet çocuklar, buradayım şimdi. Maymun. Önce ne yapıyorum? Ünlülerini yakalayıp üzerini çiziyorum. A'nın üstünü çizdim. Tık 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 tık. U'nun üstünü çizdim. Kaç tanelermiş? 2 tane. Doğru söylüyorsun. Aferin. 2 tane ünlü. Diğerlerine de ne diyorum? Ünsüz. Evet. Siz de ünsüzsünüz. 1, 2, 3, 4. 4 tane de ünsüzü var. Ünsüz. Devam ediyorum buradayım. Ne yapıyorum? Taktik belli. Ünlülerin üstünü çiziyorum. Kaç tane ünlüm var? Kalem kelimesinde 2 tane ünlü var. Yazalım. Ünlü. Peki kaç tane ünsüzü var? Geriye kalanlar ünsüz harfler. Bakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane de ünsüz harfi var. Çocuklar, size bir şey daha öğretmek istiyorum. Ünlülerin diğer adı sesli. Ünsüzlerin diğer adı da sessiz. Ünsüz, sessiz. Buradan kalsın aklında, tamam mı? Ünsüz, sessiz. Ünlü, sesli. Tamam mı canım? Anlaştık mı? Evet, bu şekilde pratik yaparak sen de ünlüleri ve ünsüzleri ayırabilirsin. Bu dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.